Ya Rabbi, sen Rahmansın, Rahimsin. Sen affedicisin, merhametlisin. Dünya yolculuğunu tamamlayan hikmetimizden biz razıydık. Sen de razı ol. Amin. Sen şehitlere onlar diridirler. Onlara ölü demeyiniz emrediyorsun. Kardeşimiz şehadet şerbetini içti. Sana kavuştu. Sen makamını âli tut. Sen milletimizin güzel evlatlarını koru, esirge. Hem topraklarımızda hem de sana inananların yaşadığı tüm topraklarda her gün gencecik fidanlar şehit oluyor. Sen azabını zalimlerden hem bu dünyada hem öbür dünyada esirgeme ya Rabbi. Amin. El Fatiha. Hiç içime sinmedi. Cenazeye gitmek lazımdı. Zülfikar ağa, benim de içim yanıyor ama abi gelmeyin. Sizin işiniz çok daha önemli dedi. O zaman biz de Fatiha'mızı burada okuyalım. Ağam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Hoş geldiniz. Hasan, nedir durumlar? Ağa, canlar biraz tedirgin. Ama biz kimin ne olduğunu, ne için karışıklık çıkarmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Aman Hasan, bu Yezidlerin oyununa gelmemek lazım. Mahalleye girene çıkana çok dikkat edin. Emret ağa. Ağam, Haydar dede aradı. Onların mahallede karışıklık çıkmış. Hayda. Ya Ali, nedir bu çektiğimiz? Hadi. Bu son olsun çektiğimiz. Hasan, buralar size emanet. Dikkat edin. Tamam ağam. Kararımı verdim. Mete iyileşene kadar onun vazifelerini de sen yürüteceksin. Fakat bu durum geçici. Sakın yanlış bir fikre kapılma. Teşekkür ederim efendim. Devletin stratejik kurumları göreve getirilmenizle ilgili bilgilendirildiler. İlk iş olarak senden Suriye meselesine odaklanmanı istiyorum. Efendim, kırmızı kitabı ne zaman okuyacağım?
Bana kendinizi ispat ettiğiniz zaman ikiniz de okuyacaksınız. Efendim, devletin stratejisini bilmeden ben Suriye meselesini nasıl yönetebilirim? O konuda gerekli briefingi alacaksın. Polat Alemdar çok fazla bilgiye sahip. Bu beni endişelendiriyor. Bizim için Polat Alemdar mevzusu bitmiştir. Yoluna çıkarsa gerekeni yaparsın. Devlet de çok büyük desteğe sahip. Etkisini kırmak zor olacak. Zamanında senin de devlet kurumlarında çok büyük desteğin vardı. Onu silmemiz ne kadar sürmüştü? Bak ben de ağlayacağım. Ağlama sen. Sen ağlıyorsun ama. Tutamıyorum kendimi. Allah zalimleri yok etsin. Biz bu dünyaya zalimlerin elinde inim inim inlemeye mi geldik? Artık ben bile diyorum ki bu iş olmuyor baba. Küçüleceksek küçülelim. Büyüyeceksek büyüyelim. Bu iş bitsin artık. Sadece Hikmet'e ağlamıyorum. Hani dedin ya duada, her gün fidanlar ölüyor. Bu işin biteceği yok. Sen kaç sene önce bacağını kaybettin Hasan abi? Vatana feda olsun savcı hanım. Siz de beni anlamıyorsunuz. Sanki ben vatan için çalışmıyorum. Ben seni anlıyorum. Sen kirpinin hikayesini soruyorsun. Ne kiprisi? Okudum ya sana kızım. He. Sen buradan okudun diyorsun dede. Evet güzel kızım. İki kirpi kış gelince kara kara düşünmeye başlamış. Bizim kürkümüz yok. Sadece dikenlerimiz var. Nasıl donmadan geçireceğiz kışı diye. Bir tanesi demiş ki sırt sırta yatalım. Birbirimizi ısıtmış oluruz. Diğeri demiş ki dikenlerimiz batacak. Alışırız demiş akıllı kirpi. Sırt sırta verip yatmışlar. Dikenlerinin acısı dayanılmayacak hale gelince bu böyle olmayacak. Üşümek daha iyi demişler. Dikenlerin acısı geçince üşümek dayanılmaz olmuş bu sefer. İnsanoğlunun durumunu kirpiden ayırmamak lazım. Birbirimize alışmak, katlanmak çok zor. Ama başka çare yok kızım. Kara kış gelince soğuklar kimseyi köşesinde rahat bırakmaz. Dikenin acısına belki alışmak zor ama ayrılığın acısını en güzel bu toprakların insanları bilir. O kadar seviyorum ki bu kiprileri, sarılmak istiyorum. Siz niye gülüyorsunuz? Sanki Hikmet abi bir benim arkadaşımdı. Nasıl gülmeyeyim Leyla? Hikmet'i tanıdım tanıyalı tek bir isteği vardı. Şehit olmak. O isteği de oldu. Üzülmesine elbette üzülüyorum ama
Yani Deli Hikmet'in inadını düşününce de gülüyorum, ne yapayım? Değil mi Hasan? Al benden de o kadar. Bizi gazi bıraktı, kendi şehit oldu. Yine kıdem yaptı rahmetli. Benim aklım almıyor Polat. Hikmet abi iyiye gidiyordu. Doktorlar çok olumlu konuşuyorlardı. Ölümü bana şüpheli geliyor. Şüpheli bir durum yok gülüm. Biz gereken bütün araştırmayı yaptık. Maalesef şu kadar bir kan pıhtısı Hikmet'i bizden ayırdı. Hala inanamıyorum. Hikmet istediği gibi gitti. Kimseye yük olmadan, elden ayaktan düşmeden. Üstelik şehit olarak. Senin burada ne işin var? Durumun nasıl? İyi misin? İyiyim efendim. Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı yok. Her zaman senin yanında olduğumuzu, gözümüzün üzerinde olduğunu bilmeni istedik. Mete hastaneye adamlarını yerleştirmiş, beni koruyorlar. Mete önemli bir göreve getirildi. Senin zafiyet yaratacağını düşünürse senden kurtulmak isteyebilir. Dikkatli ol. Teşekkür ederim efendim bilgi verdiğiniz için. Efendim, Erkan'la irtibata geçtik. Gidebilirsin Eşref. Hoş geldiniz. Eşref Bey, bugüne kadar olanlarla ilgili beni bilgilendirdi. Uyku dönemi artık sona erdi. Bundan sonra aktif görevdesiniz. Yalnızca bana ve benim vekilim olarak Eşref Bey'e karşı sorumlusunuz. Efendim, arkadaşlarımız ne olacak? Arkadaşlarınızı kurtarmanız için bütün gücümüzü kullanacağız. Efendim, müsaade ederseniz kurtarma operasyonunu biz yapmak istiyoruz. Size bu fırsatı tanıyacağım. Endişelenmeyin. Eşref Bey bize Aynura ile ilgili bilgi vermedi. O neden burada değil? Eşref Bey, Aynura'nın çok önemli bir görevde olduğunu bana bildirdi. Görevini tamamlar tamamlamaz aramıza katılacak. Arkadaşlarımızı kurtardıktan sonra burada mı görev yapacağız, yoksa ülkelerimize mi döneceğiz? Artık siz bir ekipsiniz. Tek başınıza görev yapmayacaksınız. Sorumluluk alanınız Bosna'dan Türkistan'a, Fas'tan Yemen'e kadar bütün bölge.
bu coğrafyayı stratejimize uygun olmayan eylem ve kişilerden arındırmakla görevlisiniz. Bugüne kadar biz taban oluşturmak, kamuoyu yaratmak gibi psikolojik harekata ilişkin operasyonlar düzenledik. Ancak anladığım kadarıyla bundan sonra operasyonel eylemler düzenleyeceğiz. Bölgede etki alanımızı genişletmek ve sağlamlaştırmak için nokta operasyonları düzenleyeceksiniz. Bu emperyalist devletlerin ajanlarıyla savaş demektir. Bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü bölge halklarının geleceği buna bağlı. Efendim, maalesef Mete hayati tehlikeye atlatmış. Canını sıkma koçum. Arada feri olur. Azrail değilsin ya. Bizim istediğimiz oldu. Göreve geldik. Mete iyileşene kadar nasıl olsa icabına bakarız. Ama bizim yaptığımızı anlayacaktır. Onun bir şey anlaması mühim değil. İhtiyarlara verecek kanıtı olmasın yeter. Şoförün icabına baktın değil mi? Hallettim efendim. Efendim, bütün boyutlarıyla araştırıyoruz. İlk incelemelerimize göre olayın suikast mı yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. 20 yıllık polissin. Neyin ne olduğunu sana ben mi öğreteceğim? Çok açık. Suikast girişimi. Efendim, kimden şüpheleniyorsunuz? Söyleyin, hemen icabına bakalım. Mete Aymar. Efendim, malumunuz. Türkiye'de onu alabilecek tek adam sizsiniz. Ben senden adamı almanı istemiyorum. Bana Mete'nin yaptırdığına dair delil getir. Elimden geleni yaparım efendim. Ya delili bul... Ya da bulamıyorsan yarat. İkisini de beceremiyorsan bir daha gözüme gözükme. Biraz hızlan Bektaş. Dikkat edin çocuklar. Zeynel! Kaç kişi var arkanı koruyan? Koridorda hasta gibi dolaşan iki kişi var benim gördüğüm. Gelen giden? Mete Aymar ve adamı dışında sadece bir albay geldi bugün. Neden geldiğini öğrenebildin mi? Muhtemelen aracı. O gittikten sonra Erkan'ın yastığının altında telefon sakladığını gördüm. Suya düştük. Neredesiniz Abdülay? Geliyorum Abdülay. Cahit. Bektaş, fazla sıkma. Mermi biterse işimiz biter. Siz beni bırakın gidin. Ben bu Yezidleri oyalarım.
Gitmek yok abi. Ya beraber kurtulacağız, ya beraber öleceğiz. Lan yemek veriyorsunuz, bari ağzımıza götürecek bir şey verin. Elin var işte, elinle ye. Yesene arkadaş, gücümüzü korumamız lazım. Bunlar bizi konuşturana kadar öldürmeyecek. Bizim güçlü değil, ölü olmamız lazım. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki, yeteri kadar süre olursa elinde sonunda herkes çözülür. Ne yapacağız? Zülfikar ağa, iyi misin? Abdüley. Benden hayır kalmadı. Siz kendinizi kurtarın. Bektaş, amcanın silahını bana at. Abi kurşunum bitti. Molotofları çıkartın. Abi amcam sana emanet. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Abi hepimizi yakacaklar. Bırak beni, dikkatlerini dağıtayım. Sen amcamı kurtar. Bırakın içeridekileri. Polat Alemdar'a sıkın. İçeridekilere bak. Dayan. Dayan emmi. Polat abi yetişti. Cahit, Hüsnü'yü ara. Ambulans göndersin. Dayan emmi, gözünü seveyim. Hüsnü. Ambulans 10 dakika içinde burada olsun. Gerekiyorsa kendin getireceksin. Kalk! Gideyim ben. Durumu nasıl Abdüley? Çok kan kaybetti abi. Ama dayanır. Hüsnü ambulans gönderiyor. Cahit, bu iti al ofise götür. Zülfikar Ağa'yı hastaneye yetiştirelim. Geleceğim ben. Tamam abi. Gel. Üyelerin yarısından fazlasının talebiyle olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Buyurun. Bölgesel güç olmamız lazım diyorsunuz. Yeni dünya düzeni diyorsunuz. Ama Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan medet ummaya devam ediyorsunuz.
fiilen Suriye meselesini biz sürdürüyoruz. Bedelini biz ödüyoruz. Ne NATO, ne Birleşmiş Milletler kıllarını kıpırdatmıyor. Amerikan seçimleri diye dünyayı oyalamaya devam ediyorlar. Biz Birleşmiş Milletler'in ya da NATO'nun kölesi değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri bu dünya yapısını kurdular. Burada bize bir rol biçtiler. Biz de uzun süre kendimize biçilen rolü oynamaya razı olduk. Ama artık dünya 1950'lerin, 1970'lerin dünyası değil. Artan gücümüzle orantılı olarak Birleşmiş Milletler'de de NATO'da da giderek daha fazla söz sahibi oluyoruz. Tarihi bağlarımız gereği Türk ve İslam dünyasının oradaki temsilcisi biz olmak zorundayız. Arkadaşlar, bölge politikaları bölge ülkeleriyle oluşturulur. Biz hala Atlantik ötesine göre düşünüyoruz. Halbuki bizim dibimizde Rusya var, İran var. Bunlarla ya anlaşırsınız ya savaşırsınız. Bizim bu iki ülkeyle şu anda savaşacak gücümüz olmadığına göre bu ülkelerle anlaşmadan onlara rağmen bölge politikası üretmek bizim için tarihi bir hata olur. Biz Rusya'yla ilişkilerimizi hiç olmadığı kadar ileri taşıdık. İran'ı da uluslararası toplumda yalnız bırakmayarak daha sağduyulu davranacaklarını umduk. İsrail ile Amerika'nın olası müdahalesini engellemek için elimizden gelen çabayı gösterdik. İran bizim onlara gösterdiğimiz iyi niyeti bizden esirgedi. Öncelikle Irak'ta, sonra Suriye'de bize karşı hasmane bir tutum takınarak hem terör örgütüne destek verdi, hem de bölgede Sünni-Şii çatışmasını körükleyerek bizi Sünni kampında Şiilerin düşmanı olarak göstermeye çalıştı. İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da derdi Müslümanların refahı, esenliği değil, kendi nüfuz alanlarını arttırmak. Bizim Sünni veya Şii diye bir meselemiz yok. Biz kendi nüfuz alanımızda kimsenin mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun zulme uğramamasını istiyoruz. Ben bu bakış açısını çok romantik buluyorum. Devlet duygularıyla değil, akılla hareket eder. İran, Arap Baharı'nı İslam Baharı diye lanse ediyor. En büyük İslam düşmanı Esad'ı hem İslam dünyasının önemli bir parçası hem de antisiyonist göstermekten çekinmiyor. Nüfus alanlarında etnik köken ve dini ayrımlara gitmeden hak ve adalet sağlayan güçler tarih boyunca her zaman yücelmişlerdir. Bu bölgede barış ve istikrarın hakim olduğu günlere bakarsanız orada hak ve adalet görürsünüz. Bu yeni Osmanlıcılık sevdası Arap Baharı ile birlikte yeniden hortladı. Arap Baharı denilen demokratik devrimi halkın iktidarı zannedenler aynı naif rüyaları görmeye başladılar. Arkadaşlar, eskinin yenisi olmaz. Eski, eskide kaldı. Ancak bu, tarihe bakarak
bir takım analizler yapmamıza da engel değildi. Bu bölgede en önemli güç biziz. Biz buna kendi içimizde inanırsak, dünya da bunun böyle olduğunu kabul edecek. Eskinin yenisi olmaz. Çok güzel bir laf. Ama siz aynı eski meteleri göreve getirip onlardan yeni bir şeyler bekliyorsunuz. Benim Polat Alemdar'ı görevden almamı sorguladınız. Gerekli cevapları verdim. Hala bu konuda itirazı olan var mı? İtiraz değil. Benim bir uyarım var. Polat Alemdar bugüne kadar görev verdiklerimiz içinde en başarılı, en istikrarlı ve en uzun süre bozulmadan kalmış olan bir nefer. Onu böyle bir kenara atmayı doğru bulmuyorum. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Polat Alemdar, içinde bulunduğumuz dönemde bize en faydalı olabilecek adamlardan biri. Belki de en önemlisi. Polat Alemdar, son zamanlarda yaşadıklarından sonra zaaf göstermeye başladı. Kendini heyetin üstüne koymaya, bizim takdir ettiğimiz hususları sorgulamaya, hatta karşı çıkmaya başladı. Hepiniz bilirsiniz ki ben bir değeri kazanmak için pek çok şeyde sabır gösteren biriyim. Tolere edemeyeceğim bir şey varsa, o da şahısların kendilerini var eden kurumların üstünde olduklarını düşünmeye başlamaları. Polat Alemdar konusundaki gerekçelerinize katılmamakla birlikte onları anlayabiliyorum. Ancak o koltuğa meteleri oturtmanızı anlayamıyorum. Gerekçelerim var. Bizimle paylaşmayı uygun bulmuyor musunuz? Zamanı gelince paylaşacağım. Toplantı sona ermiştir. Gel. Efendim, Mete Aymar geldi. Gelsin. Buyurun. Geçmiş olsun adaş. Duyunca inan çok üzüldüm. Tahmin ediyorum. Sağ olduğumu duyunca dünya başına yıkılmıştır. Adaş. Adaş. Ah adaş. Ah. Adaş, sen beni hiç anlayamadın. Hiç de anlamayacaksın. Sen olmasan bu dünyanın ne tadı olacak? Kiminle rekabet edeceğim? Yılların alışkanlığı kolay bırakılır mı? Sen eskiden de böyleydin. Her işin yarım. Ama beni bilirsin. Sana benzemem. Bir işi yaptın mı tam yaparım. Ayıp oluyor adaş. Aldığın morfinler beynini uyuşturmuş. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana geçmiş olsuna geldim. Sen beni itham ediyorsun. Mete, ne bu yaptığını yanına bırakacağım. Ne de devleti sana bırakacağım. Ben senin yerinde olsam, ben bu yataktan kalkmadan esas memleketime dönerim. Memlekete sahip çıkacak biri olsa giderim. Bana ne de, ne Polat Alemdar'dan fayda var, ne de senden. Ben de gidersem memleket sahipsiz kalır. Sıkıyorsa bunu ihtiyarlara da söyleseydin.
başkanın karşısında elin ayağın birbirine girdi. Sen de, ben de ihtiyarlayacağız adaş. Yaşlılara hürmet etmek lazım. Onları incitmeden emekli etmek lazım. Abdülay, bir de farklı bir teknik uygula. Bıkmadın mı kemik kırmaktan? Abi bilim bilim diyorlar ama gene en etkili şey kemik sesi. Yok Abdülay. Bu adam da elinde kalırsa çocukları bulamayız. Buna bilgisayar teknikleri uygulayacağız. İnşallah bensiz başlamadınız. Burada eğlence mi yapıyoruz? Şimdi o değişir Polat Alemdar. Herkesin eğlence anlayışı farklı. Mesela Abdüley ile biz uzun hava dinlemeyi seviyoruz. Deme Abdüley. Ne haliniz varsa görün. Ama bu adam elinizde kalırsa sizi benim elimden kimse alamaz. Ha Abdüley. Şimdi madem ilk sen geldin, ilk fasıl senin. Ama 15 dakika sonra ben alırım, ona göre. Arkadaşlar, ne istiyorsanız sorun söyleyeyim. Gerek yok böyle şeylere. Kendi kendine konuşunca nereden bileceğim doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Bu elinle kaç yarjör boşalttın? Şamil, ben daha fazla dayanamayacağım. Alptekin, ne söylediğini bilmiyorsun. Sakinleş. Buraya bak, buraya. Şefine söyle, konuşacağım. Ne diyorsun lan sen? Ne çabuk sattın lan davamızı? Başlarım senin davandan. Bizi buraya ölüme terk ettiler. Tek kelime edersen muhaberata kalmaz, seni ben öldürürüm. Ben kararımı verdim. Şefi çağırın. İhanet var mı lan bizim davamızda? Ha? Lan! Alemdar'ın adamları, siz misiniz? Eğitiminiz yarım kalmış anlaşılan. Ben tamamlardım ama vaktim yok. En iyisi ben Polat Alemdar'a sizi geri götüreyim. Biraz daha eğitsin. Sonra bir daha alırız. Götür şunları.
Sonunda tıpış tıpış geldin demek. Annem çok ısrar etti. Savcı hanım çok tatlı bir hanım. Üzme onu dedi. Onun için geldim. Ben sana göstereceğim acıyı tatlıyı. Vahap, katibi çağır. Bir ifadesini alalım. Bakalım tutuklanmamak için neler anlatacak. Savcı hanım, cezaevi bizim bilmediğimiz yer değil. Ama sen geçen sefer de böyle tatsız bir üslup takındın. Adliyede itibarın zedelendi. Kendi odanda kilitli kaldın. Şimdi onun hesabını vereceksin önce. Savcı hanım, bu üslupla sen benden hiçbir şey alamazsın. Haddini bil. Vahap, ara emniyeti gelip alsınlar bunu. Emniyette birkaç gün sorgulayıp ondan sonra getirsinler karşıma. Abi istihbarat müdürü geldi. Gelsin. Buraya gelmenize şaşırdım. İhtiyarların kararı size ulaşmadı mı? Haberim var. Çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Ben bu milletin bir neferiyim. Benim için değişen bir şey yok. Nefes aldığım müddetçe bu millete hizmet etmeye devam edeceğim. Polat Alemdar, bu Suriye meselesi yüzünden çok zor durumdayız. Bir yandan örgüt, bir yandan örgütü kullananlar ülkede örtülü operasyon yapıyorlar. Bizim bunlarla mücadele edecek gücümüz var. Fakat milletimizin moral gücünü yüksek tutmak zorundayız. Terörle mücadele ederken bir yandan müzakereyi de dışlamamak lazım. Örgütün ipini tutanları biliyorsunuz. Bunlar bu ortamda örgütün müzakere etmesine izin vermezler. Konsolos meselesinde aşama kaydettiniz mi? Eylemi yapanların sorgusu bitmiştir sanıyorum. Evet. Eylemi yapanlar yine Suriye'nin kendi ajanları. Kamuoyu desteği yaratmak için kendi konsolosluklarına eylem düzenlemişler. Polat Alemdar, bu dediğim bana çok inandırıcı gelmedi. Müdürüm, şimdilik bu dediğime inanmış gibi yapın. Ben bu meselenin kökünü kazıyacağım yakında. Yine bizi zor durumda bırakacaksınız. Ben dediğinize inanmış gibi yaparım yapmasına ama El Muhaberat elimizde iki Türk ajanı var diyor. Kimin adamları ellerinde? Bilmiyoruz. Sordunuz mu bütün birimlere? Sorduk. Ama kimse bizim adamımız rehin düştü demez. Bu iki kişinin sizinle ilgisi yok değil mi? Benim adamlarım ekseriyetle rehin düşmez. Toprağa düşer. Takas mı istiyorlarmış? Evet. Suriyeli muhalifleri teslim ederseniz adamlarınızı veririz diyorlar. Böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmediğiniz umarım. Bu Türkiye'nin bölge politikasının iflası demek. Haklısınız. Bizim böyle bir takası yapmamız mümkün değil. Ancak takası yapmayacağımızı anladıklarında adamlarımızın hayatı tehlikeye girecek. Tabii ellerinde gerçekten birileri varsa. Peki bu takası gerçekleştirmeyeceğinizi anlamaları ne kadar sürer? En fazla bir gün. Bitti mi? Ah!
sustum ya Kara. Daha ne vuruyorsun? Size böyle mi öğrettiler ha? Sen bana sıra gelmeden ne konuşuyorsun? İki dakikada bülbül gibi şakadın. Beni rezil ettin Abdüle. Ulan ben var ya be. Senin o var ya. Dilini keseceğim, keseceğim dilini. Başka türlü akıllanmayacaksın sen. Ne lazım lan dil sana ha? Kara, oyun oynamayı bırak. İşimiz var. Abdüle ne diyor bu? Abi ihtiyarlara çalışıyorum dedi ama ben inanmadım. Suriyelilere çalışıyorum dedi. O biraz inandırıcı. Sen nereden biliyorsun ihtiyarları? Bu ülkede onlara çalışan bir tek sen değilsin. Yıllarca hizmet ettik. Hizmet mi ettiniz, ihanet mi ettiniz? Yıllarca Gladio'ya çalıştınız. Senin Aslan Bey kime çalıştı? Aslan Bey işteyse beni yetiştirdi. Siz ne yaptınız? Makam için satmadığınız değer mi kaldı? Şimdi de tasfiye edildik diye ülkeyi karıştırıp tekrar makam mevki kapma peşindesiniz. Uludere'de sizin marifetiniz, Hatay'da sizin marifetiniz. Neyse şimdi bunları bırak da Suriyelilerle nasıl irtibata geçiyorsun onu söylesen. Bir kadın var. İrtibatı onunla sağlıyoruz. Nasıl ulaşıyorsunuz kadına? Efendim, kayıp KGT elemanlarıyla ilgili Suriyeliler takas istemişler. Çocukların kimliği deşifre olmuş mu? Sanmıyoruz efendim. Polat'ın adamları zannediyorlar. Polat, Alemdar'ın bu işten haberi olmayacak. Emredersiniz. İstihbarat müdürü takas için Suriyeli muhalifleri istediklerini söyledi. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ne yapalım? İstihbarat müdürüne söyle, takası kabul ettiğimizi söylesin. Ama kurumu dahil kimsenin haberi olmayacak. Efendim, devletimizin hem itibarını hem de bölge politikasını bitirir böyle bir takas. Dediğimi yap. KGT kimine de söyle hazırlık yapsınlar. Yakında operasyona çıkacaklar. Efendim, takas sırasında operasyon yapmayı mı düşünüyorsunuz? KGT elemanlarını el muhaberata bırakamayız. Deşifre olurlarsa ülke büyük sıkıntıya girer. Efendim, operasyon da çok riskli. Hem muhalifleri hem KGT timini riske atmış olacağız. Bu almak zorunda olduğumuz bir risk. KGT elemanları böyle zor operasyonları başarmak için yetiştirilmediler mi? Efendim, haddimi aşıyorum ama benim bir teklifim var. Polat Alemdar'ı görevden aldığınıza göre böyle örtülü bir operasyonu yönetmek için ondan iyisini bulamayız. İşler ters giderse Polat Alemdar bütün sorumluluğu şahsi olarak üstlenip devletimizin zarar görmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Eşref, ne diyorsam onu yap. Polat Alemdar'ın devri kapandı. Lütfen parolanızı girin. 2, 6, 4, 7, 2, 2. Saat 16:30, Cumhuriyet Parkı. Nasıl olacak buluşma? Söylediği yerde, söylediği saatte bekleyeceğim.
izlenmediğimden emin olunca o gelip temas kuracak. Abdurrey, şöyle uzaktan kumandalı, sağlam, bombalı bir yelek hazırla. Bunun üstüne giydirelim. Parkta hava serin olur. Üşümesin. Suriyeli, Alevilerin lideri burada kalıyor. Onu buradan alacaksınız. Önünüzdeki planlarda ayrıntılar mevcut. Kürt liderin durumu biraz daha karışık. İbrahim, bugün Şeref Zazaoğlu'nu ziyaret etmek için Polat Alemdar'ın hastanesine gidecek. Operasyonu orada yapacaksınız. Hastane çok iyi korunuyor. Bütün kapılarda Polat Alemdar'ın adamları var. Her nokta kameralarla gözetleniyor. Güvenlik kayıtlarının tutulduğu oda, acil servisin hemen yanındaki koridorda. Her katta hizmetli kılığında kamufle olmuş korumalar var. Efendim, operasyonu bu kadar iyi korunan bir yerde yapmamız sakıncalı değil mi? Hastaneye gidip gelirken yolda yapmak daha kolay gibi görünüyor. Arkadaşlar, planlama buna göre yapıldı. Efendim, operasyonda Polat Alemdar'ın adamlarıyla karşı karşıya gelirsek ne olacak? İnisiyatif sizde. Adamı sağ ele geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Takas zamanı ve yeri size bildirilecek. En önemli şey, arkadaşlarınızı kurtarırken muhalif liderlerin sağ kalmasını sağlamanız. Gerekiyorsa canınızı vereceksiniz ama muhalifleri vermeyeceksiniz. Arkadaşlar, hepimizin kafasındaki soruyu ben sorayım. Polat Alemdar'ın ekibiyle çatışacak mıyız, çatışmayacak mıyız? Başkanın dediğini duydun. Ben senin ne diyeceğini merak ediyorum. Arkadaşlar, Polat Alemdar bizim hayatımızı kurtardı. Bir yolunu bulup bu işi çatışmaya girmeden çözmemiz lazım. Hastaneye kan vermeye gitmiyoruz. O kadar kolay değilmiş. Buyurun. Şöyle buyurun. İhtiyarlar takası onayladılar. Anlamadım. Ben size bilgi vermek için anlatmıştım durumu. Muhalifleri verebileceğimizi aklımdan bile geçirmemiştim. Dış işlerindeki bağlantınla görüş. Takas için temasa sen geçeceksin. Ne kurumunun ne de bir başkasının haberi olmayacak. Thank you.
Nesi var? Trafik kazası. Şöyle alalım. Geç hadi, tamam. Geç. Tamam, geç. Tamam. Hadi. Tamam, dediklerinizi yapacağız. Geç hadi. Hadi. Geç, geç. Geç. Tamam. İçerideyiz. Tamam, sakin olun. Herkes elini uzatsın. Uzat. Çök. Tamam. Hadi, çök. Çök. Hadi sen de. Çök. Semih. Oturun. Güvenlik odası ele geçirildi. Çok şükür. Zaza'dayı iyi gördüm. Zaza'dayı gittikçe iyileşiyor. Siz kendinize dikkat edin. Bir de sizi dert etmesin. Harekete geçebilirsiniz. Kat temiz. Paketi gönderdik.
ceketimizi aldık, çıkıyoruz. Operasyonu düşünüyorsan parka baktık. İşimiz zor olmayacak. Ben ne zaman operasyon düşünmüşüm Abdüley? Bu Yıldırım'ın ölümünü düşünüyorum. Bu zehir işinde bir şey atlıyoruz. Erkan'ın başına diktik kızı. Albay geldi diyor. Tamam, bunların bir sürü tanıdığı var ama... Bir şeyler aklıma yatmıyor Abdüley. Memati'nin ölümü yüzünden belki. Yani gözümün önündekileri göremiyorum gibime geliyor. Ya bilmiyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Bir tek bunu biliyorum. Ya bu deli beni niye arıyor yani? Sizi aramıyor da beni niye arıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Söyle Hüsnü. Efendim, hastanemiz baskına uğradı. Zaza'ya mı Zülfikar'a mı? Hayır efendim. Şeref Zazaoğlu'nun ziyaretçisi İbrahim Bey kaçırıldı. Erhan, arabayı çıkarsınlar. Kim yaptı bu işi Hüsnü? Bilmiyoruz efendim. Geliyorum Hüsnü, geliyorum. İtiraf ediyorum. Bu iddiayı kazanacağına hiç ihtimal vermemiştim. Siz bizleri bir türlü tanıyamadınız. Ben sana o zaman da dedim. Bu coğrafyada adamı bir günde hain, bir günde kahraman ilan ederler. Bu bilinmezlikle nasıl yaşayabiliyorsunuz anlamıyorum. Biz en büyük kumarı kendi hayatımız üzerinden oynamayı severiz. Tebrik ederim. Bir kez daha Türk devletinin en tepe noktalarından birine gelmeyi başardım. Yahu millet başka ülkeye atanınca karısını, çoluğunu, çocuğunu bile getirmiyor. Sen bunu Afganistan'a bile getirdin. Karım ben Irak'tayken başkasıyla kaçtı. Çocuklarım pasifist olup beni reddettiler. Hayatta bana sadık kalan bir Windy kaldı. Türkiye'den sonra korkarım Windy de seni bırakır. Ülkemle aynı kaderi yaşıyorum. Bütün güvendiğim müttefiklerim bir bir benden kopuyorlar. Kabahat biraz da sende. Güç sende olduğu için kuralları istediğin gibi koyma hakkına sahip olduğunu sanıyorsun. Ama insanlara hiç nefes alma şansı vermezsen bir süre sonra korkunun da bir yaptırımı gücü kalmaz. Amerika niye büyük devlet biliyor musun?
biz hatalarımızdan ders çıkartmasını her zaman bilmeliyiz. Seninle de bugün bunun için buluşmak istedim. Yine bir hata yaptınız. Ondan bir ders çıkarmak için bana geldiniz, değil mi? Yeni göreve gelmiş olan dostumun beni kırmayacağına inandığım ve onun itibarını lekelemek istemediğim için geldim. Silah mı? İnsan mı? İnsan. Bir grup El-Kaide üyesini Suriye'ye geçirmek için buraya getirmiş bizimkiler. Fakat devletiniz yakalamış. Kamuoyunun haberi olmadan sınır dışı ederiz, alırsınız. Mete. Sınır dışı edeceksiniz de ne olacak? Adamlar ortak düşmanımız Esad'a karşı savaşmak istiyorlar. Bırak geçsinler Suriye'ye, savaşsınlar. Yıllarca millete bunları en büyük düşman olarak gösterdiniz. Hiç mi ortaya çıkmasından korkmuyorsunuz? Medya diye bir şey var Mete. O elinde olduktan sonra insanların neyi nasıl düşünmelerini istiyorsan öyle sunarsın, olur biter. Bilmiyorum anne. Bunu sen daha iyi bileceksin. Tamam, ben de bunalıma girdim ama uzatmadım. Kızım ben de inatçı da. Bir Polat'la konuşsak. Polat abi psikolog mu? Doktora götürün diyecek. Kızın mı? Doktor demişken bir arkadaşım hastanede, gidip onu göreyim. Hem güvenebileceğimiz bir psikolog, psikiyatr var mı sorayım Selvi için. Hangi arkadaşınmış o? Aman Pusat, tanımazsın. Bu yaştan sonra peşine taktığın arkadaşı tanımam. Ben de onu diyorum, tanıma işte. Yok yok, ben götüreyim seni. Tanıştır bakayım arkadaşın kimmiş. Oğlum ne alemsin, kim olacak? Sevim. Sevim kim? Hani sen çocukken yanaklarını ısırırdı. Aman, o şirret mi? İnşallah hastaneden çıkamaz, gebersin. Saygısızlığın alemi yok. Aç, aç dedim. Ya ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz efendim. Lütfen kusurumu mazur görün. Sizi kapıda karşılayamadım. Ya ne diyorsun Hüsnü, ne yapıyorsun? Efendim, İmdat Bey çok inatçı. Bu ilacı yutması lazım ama bir türlü yutmuyor. Ya bırak onu da, hastanede ne oldu, bana onu anlatsana. Bir saniye efendim, şunu bir yutturayım. Aman be. Efendim, bir oturuşta bir koyunu bütün olarak yutuyor. Bir tepsi baklavayı götürüyor. Ama şuncacık hapı yutamıyor. Bu nasıl bir yama çelişi İmdat Bey? İmdat. Aç ağzını. Geçmiş olsun gülüm. Efendim, bir kez daha görüyorum ki Allah sizin otoritenizi başımızdan eksik etmesin. Ya konuşma, yürü Hüsnü. Otur otur. Bilgilerin kurtarılma şansı yok abi. Kim bozduysa işi biliyormuş. Efendim, ilk olarak acile gelmişler kaza gibi. Orada doktor arkadaşları etkisiz hale getirip havalandırmamıza bayıltıcı gaz karıştırmışlar. İçeri girmişler işte, gaza ne gerek var? Belli ki çatışma istememişler. Bizim istihbarat aldı o zaman abi. Alo. Kaç kişilermiş olsun? Efendim, iki erkek tamam, bir kadın girmiş acile. Tamam. Abi, Alevi lideri de kaldırmışlar.
Ya nasıl kaldırmışlar? Abi milleti uyutmuşlar ilaçla. Bunlar takas yapacaklar. Bizim devlet mi abi? Niye yapsın? Muhaberatın elindeki rehineler kimin için Abdurrahim? İhtiyarlar için abi. Devletimize yapılan menfur saldırıyla ilgili gelişmeleri bize ısrarla aktarmıyorsunuz. Polat Alemdar'ın ele geçirdiğini iddia ettiğiniz suçluları biz de sorgulamak istiyoruz. Hangi devlet? Suriye'de devlet mi kaldı? Devletin olup olmadığını en iyi sizin bilmeniz gerekir. Ülkenizde gerçekleşen eylemlerden devletimizin nasıl güçlü olduğunu görüyorsunuz. Böyle giderse daha uzun sürede görmeye devam edeceksiniz. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Devletinizi yönetenler önümüzdeki baharı çıkaramazlar. Bu tartışmanın bir anlamı yok. Biz ne için buluştuysak artık o konuya gelelim. Takas nerede ve ne zaman olacak? Takas yeri ve saati burada yazıyor. Takası gerçekleştirecek ekibiniz takas yerine varınca bu telefonla irtibat kurulacak. Ne diyorsun? Türk Devleti bize muhalifleri verecek mi? Ben vereceklerini sanmıyorum efendim. Sen bu içeridekileri küçümseme. En azından onları kurtarmayı denemek için takas yerine gelecekler. Efendim, Alevi ve Kürt muhaliflerinin liderleri kaçırılmış. Operasyonu yapanlar Türk Devleti sanıyoruz. Güzel. Hazırlıkları hızlandırın. Emredersiniz efendim. Kim yaptı bunu? Sakin ol canım. Kaza. Çok korktum. Seni kaybetmekten çok korktum. Ben de. Bugüne kadar ne kurşunlar, ne bombalar, ne suikastlar korkutabildi beni. Ama ben ilk defa ölmekten korktum. Bunca zaman sonra sana kavuşmuşken, hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu olmuşken ölmekten korktum. Beni bırakıp gitseydin, seni bir ömür affetmezdim. Söz veriyorum gülüm, seni asla bırakıp gitmeyeceğim. Artık ben de seni bırakmayacağım. Yıllar sonra ilk defa yaşadığımı hissediyorum. Hastayım diye böyle söylüyorsun. İyileşince yine pusat var, Selvi var, yapamam diyeceksin. Çocuklar için yeterince yaşadım. Artık büyüdüler, bana ihtiyaçları da kalmadı. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Sen böyle söyledikten sonra beni hiçbir şey öldüremez. Metin'in işi bu değil mi? Bırak canım. Takılma. Ben gereğini yaparım. Eğer sana bir şey olsaydı onu ellerimle öldürürdüm. Ben senin için dünyayı yakarım.
Senin burada ne işin var? Sen kim oluyorsun da bana bu soruyu soruyorsun? Düne kadar çantamı taşıyordun. Buket, uzatma. Artık sen yoksun. Aziz, benim Mete'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Müsaade et, bir göreyim, geçmiş olsun diyeceğim. Sonra gerçekten olay çıkarmadan gideceğim. Artık senin için Mete Bey diye biri yok. Bunu kafana iyice yerleştir. Kendine yazık ettirme. İçeride o Nesrin denen kadın var değil mi? Seni ilgilendirmez. Ben onlara yapacağımı bilirim. Bırak beni! Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak kızı! Bırak! Bırak beni! Abi güzel abicim. Bakayım falınıza. Yok ablacığım, sağ ol. Adı ver 3-5 spali be ya. Ya ablacığım istemiyoruz, teşekkürler. Güzel ablacığım, sizin falınıza bakayım. Gel canım, kalkalım. Maviş gözlü. Gel bakalım bir şöyle. Bak bakalım kaderimizde ne varmış. Abi sana bakamam. Niye bakamıyormuşsun? Şeytan mıyız biz? Sen de spali verecek göz yok. O bakımdan diyorsun. Olsun. Sen gene de bir bak bakalım, otur. Otur. Bak bakalım. Abicim iki tane yolumuz var. Biri uzak, biri açık. Sen kararsızsın. Hangisine gideceğini bilmezsin. Ama istersen ben sana söylerim abicim. Abdülel, çiçekçiye dikkat et. Kadını yakalayın. Yaklaşırsanız hep beraber havaya uçarız. Sakin ol. Sakın tetiği çekme. Kes sesini. Yaklaşmayın. Çek tetiği. Beni denemeyin. Hepimiz beraber ölürüz burada. İyi, çek tetiği de ölelim. Deli misin sen? Hepimizi öldürecek misin? Silahı bırakırsan sana yaşama şansı vereceğim. Sen bu yalanları git başkasına anlat. Benim bunlara karnım tok. Bir adım daha atarsan tetiği çekerim. Yapma, yapma! Yapma! At silahını, at! Şunu. Hmm.
Ne oldu, benzin solmuş kara? Beyazlaşmışsın. Ne alakası var Polat Alemdar? Hem çocuk bile onun gerçek bomba olmadığını anlar. Ne korkacağım? Sen kadına kendinden o kadar emin yürüdün ki anlayacak diye ben de tırsmış numarası yaptım. Hı. Zaten ben tırsmış numarası yapmasam senin şu oyununu da biraz zor yerdi. O da bir gerçek yani. Tabii, tabii. Tabii. Ne? Tansiyonunuz normal. 8-12. Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Kim üzdü seni? Ne fark eder? Biri üzdü işte. Hepiniz aynısınız. Hepimiz kim? Erkekler. Seni üzenin beyni yok demektir. Gençsin, güzelsin. En iyilerine layıksın. Gel bakayım, gel. Otur şöyle. Hadi sil gözyaşlarını. Şu yarama bak. İltihap mı kaptı? Bir şeyiniz yok. Gördüğüm en sağlam bünye sizinki. Maşallah vallahi. Benim bu yaram kapandıysa senin gönül yaran daha erken kapanır, merak etme. Sen kapatmazsan biri gelir, nasıl olsa kapatır. Bir daha görmeyeyim seni böyle. Abi, güven sağladım. Aramız gayet iyi, bilgin olsun. Kuş bence kafeste. Oo, Buket Hanım. Hayırdır? Bu yakınlarda ev mi tuttunuz? Yolunuz çok düşer oldu. Reis. Buket Hanım'a İstanbul dışında bir ev bakın ki buralarda çok gezmesin. Rahmetli babam ne derdi? Çok gezenin ayağına pislik bulaşır. Bazen de gezmek lazım be Çakır'ım. Burada oturunca içeriye ses girmiyor. Rahmetli baban demek ki seslerden rahatsız olmamak için duvarları kaplatmış. Sen ol, babana benzeme. Bak canım, bak ciciğim, çiçeğim, Buket'im, Demet'im, çölengim, güzel insan. Seninle benim aramda bir şey olmaz. Olamaz. Bunu kafana sok. Yok, kafana sokmazsan... Sen biliyorsun değil mi? Neyi? Ben hiç böyle düşünmemiştim. Biliyorsun ve saklıyorsun. Ne diyorsun kızım? Bilmiyordur. Bilse Çakır bunu hayatta kabul etmez diyordu. Ama biliyorsun. Ne biliyorum lan, delirtme adamı. Annen nerede bu saat? Hastanede. Vay be. Ne geniş mezhepli aileymişsiniz. Anneni evlendireceksin yani Mete ile. Demet İslan. Hı? Tamam. Evlenmesinler. Sevgili olsunlar. Öldürürüm lan seni. Tabii öldürürsün. Beni öldürmek kolay. 10 saniyen var. Ya acık acık ne diyorsan de, ya da boynunu kıracağım. Annen diyorum. Hastanede Mete ile fingirdeşiyor. Yalan söylüyorsun. Kuyruk acın var, ondan diyorsun. Annem hastaneye başka arkadaşını görmeye gitti. Gözümle gördüm. Bana inanmıyorsan git bak. Reis. Bir kişi bugün ölecek. Yalan söylemiyorsan iki kişi ölecek. Anam bile olsa ölecek. Bunu buraya bağla. Başına birini dik. Yalan söylüyorsa gelip kafasına sıkacağım.
Beni tanıyor musun? Evet. Yaşamak istiyorsan bana takas yerini söyleyeceksin. Beni yaşatmazlar. Yaşayacaksın. Bundan sonra benim için çalışacaksın. Müsait misin savcı hanım kızım? Aslında çıkıyordum Semra Hanım. Oğlunuz için geldiyseniz... Yok. Başsağlığı dileklerimi sunmak için geldim. Zahmet ettiniz. Sen kahveni içinceye kadar oturur kalkarım. Unutmuşum kahve yaptığımı. Siz de içer misiniz? Koskoca özel yetkili savcıya kahve yaptıracak kadar devlet terbiyesinden yoksun değilim. Estağfurullah. Ben evin içinde sadece Leyla olmayı tercih ediyorum. Aşk olsun seni yetiştirenlere kızım. Hayranlıklarımı ilet lütfen. Nasıl içersiniz kahvenizi? Sade lütfen. Sağlığım şeker kullanmama izin vermiyor. Alçak teröristler şehit etmişler arkadaşınızı duyduğum kadarıyla. Siz nereden duydunuz? Savcı hanım. Biz istihbaratçı kızıyız. İstihbaratçı eşiyiz. İstihbaratçı annesiyiz. Anne derken sadece Mete'yi kastettiğimi zannetmeyin. Benim bu devlete hizmet eden çok evladım var. Bana anne der niceleri. Evlatlarınız biraz asi yetişmiş. Doğrudur. Çok şımarttım onları. Eskiden senin gibi kızlar değil. Hep erkekler bu işe gönül veriyordu. Malum. Erkek milleti de derhal şımarır. Sizi tanıyınca oğlunuzun hallerini daha çok garipsiyorum. Aslında... Mete pırlanta gibi çocuktur. Devleti için her şeyi göze almış, her bedeli ödemiştir. Ama bu hırçınlığı daha çok yalnızlığından. Yalnızlığı derken? Dişi kuş sadece yuvayı yapan değil, erkeği adam yapandır. Babasını görecektin. Ben alana kadar gerçek bir serseriydi. Ama adam ettim. Oğlunuzu da ben adam edeceğim. Şu anda ölsem gözlerim açık gitmez savcı hanım kızım. O kadar memnun olurum. Meşgul ettim. Tekrar başsağlığı diliyorum. Nereye gidecekseniz ben sizi bırakayım. Ya da bıraktırayım. Şimdi kapı çalar. Almaya gelecekler beni. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar başsağlığı için gelmeniz büyük incelik. Üstelik ben oğlunuzu içeri atmışken. Anlamadım. Savcı hanım, başınız sağ olsun. Merak etmeyin. Arkadaşınızın kanı yerde kalmayacak. O alçaklara gereken cezayı keseceğim. Sizin dışarıda ne işiniz var? Başsavcı bey demek size haber vermedi. Olur bazen adliyede bu tip karışıklıklar. Yeni atandığım görevim icabı daha sık görüşeceğiz. Bak oğlum. Kimi üzersen üz. Gerekirse beni üz. Ama asla savcı hanımı üzme. İyi günler yavrum. İyi günler. İyi günler savcı hanım. Çiçek almanla mı tembih etseydim?
Beni her yerde rezil edeceksin böyle. Efendim, doktorunuz röntgen çekilmesini istemiş. Sonra siz. Al içeri. Gelsinler. Canım, sağlığını ihmal etmemen lazım. Gelsinler Aziz. Pusat Bey. Çok mu korktun bana bir şey olacak diye? Çok. Merak etme. Bundan sonra senin için yaşayacağım. Ne olur, bundan sonra sadece benim için değil, ikimiz için yaşa. Komutanınıza geldiğimizi haber ver koçum. Komutanım Mete Aymar geldi. Emredersiniz. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Nafiz. Gelmemiş mi bu emir daha? Ne emrinden bahsediyorsunuz? Sizin buraya ziyarete geleceğiniz bildirilmişti. Binbaşı. Sen karıştırdın herhalde. Ben asker yakını değilim. Burada oğlum mu var ki ziyaretine geleceğim? Ne istiyorsanız onu söyleyin Mete Bey. Tatsızlık çıkmasın. Binbaşım. Daha gençsin. Gördüğüm kadarıyla kurmaysın da. Parlak bir geleceğin olabilir. Yazık etme. Ben vatan için bu mesleği seçtim. İkbal için değil. Benim dediğimi yapman zaten vatana en büyük hizmet demek. Tuttuğunuz adamları istiyorum. Yazılı emir olmadan size hiçbir şey vermem. Islak imzada ister misin? Şu telefonu kaldır. Komutanın seni aramadan sen onu ara ki fırça yemeyesin. Mete Bey, ziyaretiniz bitmiştir. Lütfen burayı terk edin. Efendim komutanım. Emredersiniz komutanım. Binbaşı, sana bir abi nasihatı.
Sen Türk ordusunun şerefli bir subayı olduğun kadar aynı zamanda bir NATO subayısın. Bunu sakın unutma. Bu konjüktürde ülkemizin NATO ile arasının bozulması devletimizi ciddi sıkıntıya sokar. Durum nedir? Solunuzda 20 metre ileride 4 kişilik bir baskın timi var. Kum yığının arkasında kamufle olmuş durumdalar. Muhalifleri sağ istiyorum. Adamları alır almaz Türk timini imha etsinler. Muhalifler elimize geçer geçmez emrimle Türk timini imha edeceksiniz. Anlaşıldı, tamam. Bekle. Seni dinliyorum. Muhalifleri bize doğru gönderin. İğneleri görmeden hiçbir şey yapma. Sakin olun. Aldığımız emre göre öleceğiz. Yine de sizi vermeyeceğiz. Ne dersek onu yapın. Adamların uyanmasına izin vermeyin. Rehineleri gördünüz. Adamları gönderin. Rehineleri aynı anda göndereceğiz. Pazarlık şansınız yok. Uzatmayın. Sen bilirsin. Adamları alıp gidiyorum öyleyse. Tamam tamam. Aynı anda göndereceğiz. Tamam. İnin aşağı. Adamlara doğru yürüyün. Korkmayın. Sizi almalarına izin vermeyeceğiz. Aynı anda. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Gönderin. Ne diyorsak onu yapın. Yürüyün hadi.
esir olun. Şimdi! İndirin! Şimdi sıkıyor. Yürüyün üzerlerine. Efendim muhalifler. Sakın kafalarına gitsin. Minibüsü patlat. Minibüsü patlat, anlaşıldı. Sıyırdı sadece. Helikopter nerede kaldı?